Bir bu eksikti diyeceğimiz günlerden ve saatlerden geçiyoruz. Türkiye, Fırat'ın doğusunda ABD ile bir güvenli bölge oluşturma çabasını, ortak müşterek harekat merkezi kurma çalışmalarını yürütürken, şimdi de Fırat'ın batısından kötü mü kötü haberler geliyor. İdlib'de Türkiye'nin 12 adet gözlem noktası bulunmakta. Dün Rusya destekli Esad jetleri TSK konvoyuna yakınlarına hava saldırısında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Morak'taki 9. gözlem noktamıza silah, asker, araç gereç sevkiyatını engelleme adına Rusya destekli Esad jetleri yolları bombalayarak Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunun geçişini engelledi. Bizler dün Van, Diyarbakır ve Mardin'e atanan kayyumları konuşurken Rusya destekli ve İran destekli Esad güçleri İdlib'in Han Şeyhun kasabasına şiddetli bir taarruzda ve saldırıda bulundu. Ve bu saldırılar gece sabaha kadar devam etti. Han Şeyhun'un düştüğü söyleniyor. Oradaki muhalifler düşmediğini söylüyor. Ama bilinen şu ki Rusya ve İran destekli Esad jetleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Han Şeyhun üzerinden Morak'taki 9. gözlem noktamıza gitmemizi engelledi. Hava saldırısında bulundu, yolları bombaladı. BBC muhabirinin bu sabah yaptığı habere göre Han Şeyhun kasabası tamamen Esad güçlerinin eline geçti. Muhalifler oradan çekildi ve 9. TSK gözlem noktasının bulunduğu Morak Esad güçleri tarafından kuşatıldı. Ve şöyle bir haber geçti. BBC muhabiri Rusya Türkiye'ye Morak üssünü boşaltması için yardım teklifinde bulundu. Oradaki üslerini geri çekme, Fırat Kalkan Operasyonu'nda aldığı yerlere geri çekmesi için Türkiye'ye yardım etme teklifinde bulunduğunu iddia etti. Bu gerçekten çok çirkin ve yenilir yutulur bir olay değil. Türkiye oradan çekilmeyecek, çekilmemeli ama Türkiye yeni de bir cephe açmamalı. Bir an önce Rusya'yla, İran'la oturup tekrar bir mutabakat çalışması yapmalı. Çünkü Rusya şuna sinirlendi. Yaptığım analizlere göre ve birçok kişinin de düşündüğü üzere Rusya şuna sinirlendi. Sen Türkiye Fırat'ın doğusunda Amerika ile işbirliği yapıyorsun. Orada YPG güçlerine saldırmadın. Boydan boya Fırat'ın doğusunu almadın. Amerika ile iş tutuyorsun. Fakat beni unuttun. Beni bir kenara ittin. Ben sana S-400 verdim. Amerika sana o kadar kötülük yaptı. Ama sen kalktın Amerika ile uzlaşma noktasına adımlar atıyorsun ve Fırat'ın doğusuna girmedin diye. Ben de İdlib de sana gözdağı verme adına İdlib'in kasabalarını dışarıdan almaya başladım. Mesajı veriyordur diye düşünüyorum. Han Şeyhun çok stratejik bir yer. Hama ile Halep arasındaki en stratejik yol olan M5 karayolunun içinden geçtiği Han Şeyhun Rusya destekli Esad güçlerince tekrar geri alındı. Ve Han Şeyhun'un etrafında da gözlem noktamız bulunmakta. Buralarda ciddi manada tehlikeye düşmüş pozisyonda. Çünkü etrafı Suriye ve Esad güçlerince çevrilmiş pozisyonda. Rusya diyor ki Türkiye ben buradayım. Eğer beni unutursan ben de İdlib'i alma noktasında operasyonlara hız kesmeden devam ederim. Zaten de ediyor. Bugün 9 tane daha kasabaya ve köye Rusya destekli Esad güçleri saldırdı. Söylenen bir söze göre de Suriye'nin Laskiye kentinde bulunan Rusya üssünden birçok zırhlı araç ve asker İdlib'e doğru yola çıktı. İdlib'deki birçok kasabayı ele geçirme ve oradaki operasyonları arttırma noktasında yola çıktığı söyleniyor, ifade ediliyor. Bunu daha önceki videolarımda defaatle gündeme getirdim. Rusya'ya asla masla güvenmemeliyiz. Nasıl ki Amerika'ya güvenmiyoruz, İran'a güvenmiyoruz, Rusya'ya da asla masla güvenmemeliyiz. Çünkü ezeli ve ebedi düşman Türkler olarak görüyor bu Ruslar ve bu Ruslar her şeyi her an yapabilir. Nasıl ki Soçi'de Rusya'yla bir mutabakat imzalandı, ateşkes mutabakat imzalandı. Nasıl ki Astana görüşmelerinde Rusya, İran, Türkiye İdlib'i çatışmasızlık bölgesi ilan etti. Oradaki muhaliflere dokunulmayacağını ilan ettiler. Ama Rusya şu an kendi eliyle gizli bir savaş yürütüyor. Türkiye ile gizli bir savaş yürütüyor. Esad'ı askeri olaraktan destekleyerek gizli bir savaş yürütüyor. Bu çok tehlikeli ve tehlikeli bir günlerin bizi beklediğini gösteriyor. Rusya bir an önce durdurulmalı. İran bir an önce durdurulmalı. Amerika da bir an önce durdurulmalı. Biz kendi içimizde kayyumlarla, belediyelerle uğraşırken dışarıda çok çok da büyük olaylar dönüyor. Rusya duracağı benzemiyor. Bugün saldırılarını arttırdı. Amerika'da bir yandan oyalama taktiğini yürütüyor. Yapılan yorumlar yabancı basında, yerel basında yapılan yorumlar şöyle. Türkiye bu baskıya dayanamayıp, İdlib baskısına dayanamayıp Fırat'ın doğusuna girebilir. Zaten girme hedefi vardı. Fakat İdlib'deki bu operasyondan sonra
medyaya düşen, basına düşen birkaç olaydan da size bahsedeyim. Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye yakın sınırda bulunan YPG-PYD güçleri tünel kazmayı bırakıp tünel makinalarını, kazı makinalarını güneye doğru kaydırdılar. Yani sınırı boşaltıyorlar. Bu da Amerika'nın tehlikeli bir adımı. Amerika bak biz buraları boşalttık, Türkiye operasyon çekemezsin. Bak biz anlaşmaya uyuyoruz. Seninle yaptığımız güvenli bölge antlaşmasına uyuyoruz. Mutabakata uyuyoruz. Sen de operasyonu başlatamazsının mesajını veriyor. Ama diğer taraftan İdlib tarafından da Rusya, İran destekli Suriye, Esad güçleri olabildiğince İdlib'i kuşatmaya ve gece gündüz bombardımanını devam ediyor, arttırmayı sürdürüyor. Suriye'de işler o kadar bir karmaşık ve birbiri içine girmiş grift bir pozisyon aldı ki insanın aklı karmakarışık oluyor. Amerika ve Birleşmiş Milletler dün şiddetli şekilde Rusya'yı kınadı. Esad'ı kınadı. TSK konvoyuna saldırıda bulundunuz. Onun geçeceği güzergahı bombaladınız. Jetlerden bombaladınız. Biz bunu kabul edemeyiz. Bunu kınıyoruz gibisinden şiddetli bir mesaj yayınladı. Amerika İdlib'de Rusya'yı kınıyor. Türkiye ortada kalmış pozisyonda. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya. Rusya Amerika tarafını vur diyor. Amerika Rusya tarafını vur diyor. Devlet büyüklerimiz en iyisini bilir. Devlet büyüklerimiz en iyisini yapar. Biz onlara sonuna kadar güveniyoruz. Allah Türkiye'mizi korusun. Türkiye'mizi yüceltsin. Ordumuzu her daim muzaffer kılsın. Gündemi takip etmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun dostlar.